demek oluyor ki Romanya'nın bundan sonra puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Macaristan'ın puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Bizim de kesinlikle puan kaybetmememiz gerekiyor. Şu tabloya göre Türkiye zaten kaybetme şansı, beraberlik şansı olmadan kalan 3 maçı da alacak görünen tabloyu. Macaristan ve Romanya'nın da puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Macaristan muhtemelen Hollanda'yı düşünürsek yani umudumuz o. Romanya'nın da diğer bir önemli maçı Estonya. Estonya'yı kendi sahasında alacak kaybı. Ama. Evet. Orada deplasman olsaydı o. Amin ama burada şimdi Romanya ile oynayacağımız maç 1-0'da çok fark edecek. 2-0'da çok daha fark edecek. Çünkü attığımız bir gol 2 gol yerine geçecek. Onlar 1 eksi olurken biz 1 fazla olacağız. Her atılan gol 2 gol değerinde sayılacak. O yüzden averajda Romanya maçının önemi çok daha sar. Şu anda biz Romanya'yı yendiğimiz zaman ben düz mantık hareket ediyorum. Birer sıfırlık galibiyetlerle, bir farklı galibiyetlerle geçersek 3 maçı bizim artı 6 averajımız olacak. Şu puan tablosuna baktığımız zaman Macaristan'ı bu kadar çok ön plana iten Türkiye diyebilir miyiz? Kesinlikle. Tabii burada yani. Mağlup olmasa berabere kalsak ya biz sıfır değil. Biz berabere kalsak burada hem Romanya ile hem Macaristan'la şu anda çok daha rahat pozisyonda olacaktık. Kendi sahamızdaki maçları mağlup bitirmesek çok daha rahat olacaktık. Evet. Romanya maçını konuşacağız. Romanya'nın oynadığı maçın görüntüleri de var. 3-0'lık karşılaşmanın görüntüleri de var. O maçın görüntülerini de bir yandan izlerken konuşacağız ama dilerseniz çok fazla şey yapmadan, Romanya maçına geçmeden önce isterseniz bir Fatih Terim konusunu bir eninden boyuna konuşalım. Çünkü çok enteresan şeyler oluyor. Galatasaray'la tekrar bir sözleşme yenilemesi gündeme geldi. 2 yıllık bir sözleşme yenileceği açıklandı. Galatasaray tarafından böyle bir açıklama yapıldı. Fakat ne enteresandır ki Türkiye Futbol Federasyonu'nda enteresan bir açıklaması var. Bu arada Kemal abi de hazırlık yapıyor. Sevgili Başar, ben bugün buraya satranç takımı getirdim. Satranç mı oynayacağız? Evet. Şimdi yaklaşık olarak İddiasını oynuyorum yoksa 31 yok oynuyorlar. Şu andaki satranç Fatih Terim üzerine oynanan bir oyun. Şimdi anlatacağım. 31 Ocak 2012'den beri Türk Milli Takımı Türkiye Futbol Federasyonu'yla Galatasaray arasında bir satranç oynanıyor. Şimdi sen yorumlarına devam ederken ben de bunu bir dizeyim. Peki. Seyircilerimize anlatalım sonra. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde. Biz Fatih Terim ile 4 maçlığına değil 5-10 senelik bir program için anlaştık. Açıklaması yapıldı. Ki daha çok yeni Fatih Terim'le imzalanan sözleşme sadece 4 maç üzerineydi. Neler oluyor? Orhan abi seninle başlayalım. Kemal abi hazırlıklarını yaparken bu arada mümkünse Fatih Terim'in görüntüleri de gelirse bir yandan arkadaşlarım o görüntüleri de yayına verirlerse o şekilde konuşalım. Neler oluyor biliyor musun? Komedi. Resmen bir komedi. Fatih Terim daha düne kadar Galatasaray'da kalacak mı kalmayacak mı Aysel'le arası iyi elemanımız da değildi. Sohbetleri, söylenleri vardı. Bu Fatih Terim en son milli takımdan istifa etti, kovuldu. Değil mi? Birdenbire tekrar şimdi gündemde. Galatasaray'da birdenbire kıymete bindi. Türkiye'ye tekrar birdenbire kıymete bindi. Şimdi Fatih Terim işini, rolünü iyi oynuyor. İşini iyi yapıyor, rolünü de iyi oynuyor. Hocalığı tartışılmaz. Teknik direktörlüğü, hocalığı tartışılmaz. İmparator diyor bazı arkadaşlar. Fakat ben kişilik olarak kim söylüyor? Volkan'la Gökhan Gönül söylüyor. Sen de söylüyorsun. Ben de söylüyorum, evet. Ben söylemiyorum. Şimdi kişilik olarak beğenmediğim bir insan tipi. Yani ne kendine hakimiyeti var, ne tavırlarına hakimiyeti var. Kamera önünde güzel cümleler kuran, futbolu biliyor eyvallah. O tarafını hiç karıştırmıyor. Zaten benim haddim değil onun futbol bilgisini tartışmak. Ama ben yapı olarak sevmiyorum. Yani küfürlü konuşması, ne bileyim işte en son 9 maç ceza aldı. Aynı federasyon onu tekrar milli takıma göreve getirdi.
Şimdi herkes serzenişte bulunuyor ama o oraya ne gitti, Galatasaray'ın hali ne olacak, milli takımın hali ne olacak, milli takımla ilgilenebilecek mi, Galatasaray'la ilgilenebilecek mi? Bir işte bak mesela Kemal Sattaş takımını dizdi, onunla ilgili konuşacak. Ama herkes şikayetçi de bir şekilde Galatasaray'la milli takımı çalıştırdığı için, milli takımı çalıştırdığı için, Galatasaray'ı çalıştırdığı için milli takımdan umudu olanlar şikayetçi. Ama bir tek şikayetçi olmayan bir insan var. Fatih Terim. O mutlu. O mutlu. Bir de şey maçından sonra, değil mi? Andorra maçından sonra söylemleri var. Benim Galatasaraylılığımı, benim işte milli bilmem nelerimi tartışma, kimse tartışamaz diye. Herkes tartışır arkadaş. Peki, kimse kimsenin Galatasaraylılığını, kimse kimsenin vatanseverliğini kimseden de üstün göremez. Bilemez de. Sen ön plandasın, sen teknik direktörsün. Çıkıyorsun kendini ifade ediyorsun. Yani mesela bizim, ben şöyle söyleyeyim. Bana göre Kemal daha çok Galatasaraylı. Yorancı ben şunu araya gireceğim ama seversin, gir. Seversin sevmesin Fatih Hoca, Fatih Hoca'dır. Yani Fatih Hoca'nın bir defa bunlara ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Yani milli takımın da göreve gelse ne olur gelmez. Yani Fatih Hoca açısından hocam, ihtiyacı mı var yani? Bir parantez açalım. Ben de senin lafını keseyim. Bak bundan yıllar önce şuna geleceğim. Mustafa Denizli Kocaeli Spor'u çalıştırırken milli takıma teknik direktör oldu. Aynı Fatih Terim bir günde 48 saat yok diyen adamdır. Ne oldu şimdi? Günler mi uzadı? Şimdi şartlar... Şartlar vatları yok. Günler mi uzadı? Hayır şu açıdan yani hani bir söz vardır. Mevzu vatansa gerisi teferruattır. Yani Fatih Terim yapı olarak, karakter olarak zaten... O zaman vatan değil miydi yani mevzu? Bunlar gayet normal bir ben hiçbir şey görmüyorum. Fatih Hoca'nın sonra kaldı ki bunlara ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum ya. Böyle bir görev teklif edilse, ben Fatih Hoca'nın yerine kendini koy. Böyle bir teklif geldi ve bu kamuoyunun önünde gelişti bu olaylar. Ya yok deme şansı var mı? Ve Galatasaray yönetiminin bu saatte, yani böyle bir ortamda Fatih Terim'e izin vermeme şansı var mı? Yani kamuoyunun düşünceleri, insanların düşünceleri, olumsuz bu yaklaşımda. Ne diyecekler? Tepe koyacak, milli takımdan görevden kaç diyecekler. Galatasaray yönetimi izin vermeyecekler. Ben o konuda Fatih Terim'e yani son derece ben yani söylemlerini de haklı buluyorum. Hatta basın toplantısı hemen Andorra maçından sonraki bir basın mensubunun sorusunu yanıtlarken yani ben 3 hafta önce yani ilk teklif edildiği şartlarda neysem hala oradayım. Onun üzerine bir sürü senaryolar yazılıyor. Şimdi biz de konuşuyoruz. Sen de bir şeyler söylüyorsun. Ama yok yani alternatif varsa getirelim. Nasıl yok hocam? Ne yani, yapıyorsun sen ya? Daha baştan diyelim. Yani bu ülke bir tek Fatih Terim'i mi yarattı? Ya, hayır şu an. Şu Allah aşam, korusun yarın başına bir iş gelse şu, bittik mi biz ya? Yani? Hayır şu pozisyonda 6 maç oynanmış 7. son maçların kalmış. Bu geçen sene hani Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın hani hiç şansı yok gibi görünürken son 3 maçı kazanması gibi bir şey. Yani bir umut şu an olabilecek. Bak, bu, milli takıma. Saatlerce bununla ilgili konuşturabilir. Bu yapılan uygulama. Bu yapılan teklife Fatih Terim'in başa getirilmesi bize saatte de konuştu. Hocam, peki Fatih Terim ya Şenol Güneş duruyor orada. Mustafa Denizli sen söz vermişsin. Abi Fatih Terim peki, mi diyor gelin bana teklif edin diyor. O zaman şöyle ya bunu ayyuka çıkartıyor. Bir takımım var diyecek. Maç sonrası açıklamasını ben bir okuyayım mı size? Sezon bitsin diyecek yani olur mu öyle şey ya? Sesli değil mi bu basın açıklaması değil. Maç sonrası? Bu maç sonrası açıklaması değil. Teknik bir problemden dolayı evet teknik problemden dolayı onu yayınlayamıyoruz. Ben hemen açıklamasını söyleyeyim. Saat başı birileri konuşup yeni gündemlerle önüme geliyor. Öncelikle ben bunu hak etmiyorum. Sizleri ve kamuoyunu idare ettiğim gibi bir düşünce ve yargıya varıyorsunuz. Ben 3 hafta önce ne dedimse hala oradayım. Ben farklı bir yerde değilim. Görevi kabul ederken ne demişsem oradayım. Sizler aynı yerde değilsiniz. Kimse benim milli görevlerimi ve Galatasaray'a bağlılığımı tartmaya kalkmasın. Hele bunlarla ilgili şüphe duymaya kimsenin hakkı yok. Buradan hareketle beni yaralamaya kalkmasın kimse. Buna müsaade etmem, etmeyeceğim de herkesi sakinliğe ve sadece desteğe davet ediyorum. Yani maç sonunda bir gazeteci arkadaşımızın sormuş olduğu soruya verdiği cevap bu. Ki hakikaten de çok fazla tartışılır bir pozisyona geldi. Bu aslında bu şekilde olacağı bir yandan da gazeteciler tarafından, bizler tarafından bilinen bir şeydi. Çünkü hem Galatasaray'da teknik direktörlük yapıp hem milli takımda teknik direktörlük yapması kamuoyunda ve medyada bir takım soru işaretlerine neden oldu.
Herkes farklı bir açıdan baktı. Galatasaray taraftarları, Galatasaray medyası, kulüp, onlar farklı bir açıdan baktılar. Diğer basın mensupları da farklı bir açıdan baktı. Karşıda görünen bir resim var, tamam mı? Resim şu. Zaten 4 maçın kalmış. Tamam mı? Zaten şansın yok. Zor bela işte Roma'yı yeneceksin, Hollanda'yı yeneceksin, Macaristan'a o yenecek, bu yenecek. Bir sürü hesap var, kafa karışık. 4 maç var. Kaybedeceği bir şey yok Fatih Terim'in burada. Ama bak, göreve geldiğinden, milli takımı hoca olduğundan sonra Galatasaray 4 puan kaybetti. Bu bir rastlantı olabilir, o olabilir, bu olabilir. Şu anda milli takımla ilgileniyor ve devre arası. Kendi takımının başında değil. Bak ben size söyleyeyim, şöyle de yazın. Tarihi de yazın. 4 puan daha kaybetsin, bakalım ne oluyor Galatasaray'la. Bakalım ben ne oluyor. Fatih Hoca'nın Galatasaray'da kredisi olduğunu düşünüyorum. Bir şey olacağını hocam, kimsenin kredisi yok. Yok Fatih kimsenin Hoca. Kredisi yok. Hiç kimsenin. Türkiye'de kimsenin kredisi yok. Fatih Hoca Galatasaray camiasında konumuyla, duruşuyla, yani teknik direktörlüğünü bırak. Ben bu saatte burada, bu tarihte yazıyorum işte buraya. 4 puan daha kaybetsin, bakalım ne olacak burada. Burada ne konuşacağız? Burada, hadi bakalım. Burada yine en masum olan bence Fatih Hoca'dır. Görev verildi, yani teklif edildi. Kabul etmeme şansı da yoktu. Var abi, orada hocalar var. Mustafa Hoca var, Şenol Hoca var. Bir sürü hoca var. 6 maç sonra gelmiş. Aykut Hoca duruyor. Bu saatten sonra ne olur? Fatih Hoca bir kez daha imparatorluğunu ilan eder, çıkarsa yani peki, bu gruptan. Şunu soracağım evet. O zaman. Milli futbolcuların milli takım teknik direktörünü seçme hakkı var mı yok mu? Ne biçim laf ya? Öyle bir şey olur mu ya? O zaman federasyon ne duruyor ya iş başında? Ben aldığım bir düğümü söyleyeyim mi? Söyle. Gana maçından sonra 2-2 berabere biten hazırlık maçından sonra bazı isimler Sayın Başbakanımızla ve Spor Bakanımızla aynı zamanda Federasyon Başkanımızla bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyor. Ve milli takımın başına Fatih Terim'in gelmesini istiyor. Bu benim aldığım bir düğüm. Yani ayaklar baş olmuş. İyi geçmiş olsun. O zaman hiç hesap kitap yapmayın abi. Ben başlarken söylediğim bir şey var. Hesap kitap yapmayın abi. O futbolcular Fatih Terim'i istiyor derken sevgili Orhan Zeka gülüyordu bana. Futbolcular Fatih Terim'i istiyor. Şimdi arkadaşlar Fatih Terim olayı ayrı. Diğer taraf ayrı. Tamam, Behçet hocama, tamam mı satranç? Var, tamam. Behçet hocama yürekten katılıyorum. Fatih Terim'in orada konuşma şansı yok. Fatih Terim milli görev verilmişse Fatih Terim orada olur. Şartlar ne olursa olsun olur. Bunun kimse aksini iddia edemez. Evet, o teklif Mustafa Denizli'ye götürülebilirdi. O teklif Şenol Güneş'e götürülebilirdi. Ama burada eğer hatırlarsanız geçen haftaki konuşmamda en son program biterken şunu söyledim. Bu olay Galatasaray'ı 2001'de Alişen Christoph Daum'un Galatasaray'ı durdurmak gerekir deyiminin 2013 versiyonudur dediğimde sevgili Orhan burada bana itiraz etti. Ya, bugün Kemal, Allah aşkına ya. Orhan, bir anlatayım ondan sonra devam sen ne Galatasaray? Galatasaray kim durdurmuş Allah'ını seversen. Kendi söylüyorsun işte. Durdur lan takım orada duruyor kardeşim. Fenerbahçe. 4 puan gitti diyorsun sen. Durdur lan takım orada duruyor. Yapma kurban olayım ya. Yapma bakın, ya. Bakın Galatasaray'ın içine dışarıdan yapılabilecek müdahale bu oldu. Şimdi ben bunu niye getirdim bu satrancı? 31 Ocak 2012'de Sayın Yıldırım Demirören federasyon başkanı olduğundan beri federasyonla Galatasaray arasında bir satranç oynanıyor. Şimdi belki satrançı bilinen sevgili seyircilerimiz var. Onu bir anlatalım kısaca bir satrançı. Satranç iki kişiyle oynanan, sadece beyin işiyle hareket edilen, önde 8 tane piyon, arkada şahı korumakla görevli, şah kaybedildiği zaman oyunun bittiği bir oyun. Şahın yanında en güçlüsü vezirdir. Beyazlar Türkiye Futbol Federasyonu'dur, siyahlar Galatasaray'dır. Şahı federasyon olarak baz aldığımızda vezir Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki Yıldırım Demirören ve ekibidir. Galatasaray bölümünde Sayın Ünal Aysal'dır. Vezirden sonra en yetkili, en ağırlıklı olan oyuncular kaleler. Beyazlarda kale siyasi destektir. Şu anda federasyon siyasi desteğini arkasında almıştır. Galatasaray'da ise, siyahlarda ise bir kale mali güçtür.
Öbür kale kongre üyeleri. Hayır. Galatasaray'ın şu anki